Pandeminin son pazarı, son pazarda arzu ettik ki güzel Türkiye'mize, cennet vatanımıza Çankırı'dan merhaba diyelim ve Çankırı Teşkilat Başkanım sevgili Murat Uyar'a çok çok teşekkür ediyorum. Onun çalışma arkadaşlarına, Merkez İlçe Başkanıma, il yöneticilerime çok teşekkür ediyorum. Çankırı ülkemizin son derece önemli kentlerinden bir tanesi. Çankırı, Ilgaz, Anadolu'nun en önemli dağlarından bir tanesi. Çankırı ise Anadolu bozkırının en bereketli toprağı. Çankırı Tuz Mağarası'na baktığım zaman tam 505.000 yıldır burada tuz üretildiğini görüyoruz. Burası Çankırı, dünyanın en eski, dünyanın en büyük tuz madenlerinden birine sahip. Ülkemizin en büyük kaya tuz rezervi Çankırı'da bulunmakta. Bu tuzlar fabrikalarda işlenmekte ve sofralarımıza tat vermektedir. Bu tuz hastalarımıza şifadır. Bu tuz aynı zamanda birçok derde de devadır. Sağlık turizmine şöylesine bir baktığımız zaman neden bütün dünyaya bu şifalı tuz mağaralarını gezdirmiyoruz? Tuz mağaralarımızı dünya turizmiyle niye buluşturmuyoruz? Sadece dünyayı bırakalım, ülkemizde bile bu tuz mağaralarını gezen yurttaşlarımızın oranı son derece düşük olduğunu görüyorum. Türkiye Değişim Partimizin iktidarında Çankırı'ya özel bir yer ayıracağız. Önümüzdeki aylarda bir kez daha Çankırı'ya %100 geleceğiz. Nedeni şu: değişim olacak, iktidar yoruldu, gidecek. Türkiye Değişim Partisi ülkemizin siyasal, sosyal, ekonomik, toplumsal, kültürel, turizm açısından birçok noktada eksik kalan, tanıtılmayan noktalarını bütün dünyayla mutlaka tanıştıracak. Şöylesine bir bakıyorum, Çankırı'nın derdi büyük, derdi veren Yüce Rabbim inşallah çaresini de birlikte verecektir. Çaresi var, biz de bugün Çankırı'ya çare bulmak için geldik. Çankırı'ya bugün tarihi bir gün, bugün önemli bir gün. Çankırı'ya sevgi geldi, umut geldi. İnşallah ve inşallah değişim Çankırı'dan başlayacak. Türkiye Değişim Partisi israfın iktidarını bitirecek, esnafın iktidarını getirecek. Türkiye Değişim Partisi israfın iktidarını bitirecek, esnaflarımızın iktidarını %100 getirecek. Bu vesileyle Çankırı'dan kısa çalışma ödeneğinin pandemi süresi içerisinde devam etmesini önemle beklemekteyiz. Şu anda esnaflarımız büyük bir sıkıntı içerisinde. Evet, dükkanlar açılsa bile bir yıldır, 14 aydır kapalı olan yerlerimiz var. O nedenle kısa çalışma ödeneğinin bir müddet daha devam etmesi en önemli beklentimizdir. Bugün şöylesine bakıyorum. İktidar el alemin oğlunu, kızını düşünüyor ama bizim yavrularımızı, evlatlarımızı kim düşünecek? Onlara kim sahip çıkacak? Bizim evlatlarımız kimden yardım isteyecek? Şöylesine bir bakıyorum. Evini zar zor geçindiren babadan mı yardım isteyecek? Yoksa çocuklarının dertlerine üzülen anadan mı yardım isteyecek? Çünkü babalar iyi bir işi, adil bir maaşı ve çocuklarının iyi bir geleceği olmasını arzu ediyorlar. Anneler ise iyi bir işi, mutlu bir yuvası, tencerede kaynayan aşı ve çocuklarına iyi bir yaşam kurmak için anneler de büyük mücadele veriyor. İktidar, görüyorum ve üzülerek izliyorum, bu vatanın evlatlarına inanın ki üvey evlat muamelesi yapıyor. Bu da bizi alabildiğine üzüyor. Bizim için değişim ailede başlayacak.
Kadınlar gelecek ve değişim kadınlarıyla Türkiye'miz inşallah son derece mutlu olacak. Gençler seçecek, yeni nesil gelecek. Türkiye Değişim Partisi iktidarında gençlerimizin ve kadınlarımızın yüzü inşallah son derece fazlasıyla gülecek. Pusulamız insan, rotamız ise inşallah insanca yaşamdır. İktidarın eli şöylesine bir bakıyorum, fakirin cebinde. Ne yazık ki bir kısım zenginlerin eli ise iktidarın cebinde. Buradan Çankırı'dan da şunu ifade etmek istiyorum. Bazı zenginleri doyurursak fakirleri doyurmak son derece kolaydır. İktidar ülkemizi ne yazık ki banka şubesi, hazinesini de devletin hazinesini de kendi kasası gibi görüyor. İstediğine para veriyor, istediği firmalara kredi veriyor. Hükümetin dilinden para düşmüyor ancak milletimiz parayı bir türlü göremiyor. Ama vatandaş hesap sorunca da iktidar ser veriyor, hiçbir zaman sır vermiyor. İktidar her şeyin üzerini çok iyi örtmeyi başardı ama bizim iktidarımızda örtülü hiçbir şey kalmayacak. Her şey açık, net ve şeffaf olacak. Çünkü millet parasını nereye harcadığını bilecek, görecek. Har vurup harman savurma dönemi inşallah bitecek. Türkiye Değişim Partisi Çankırı'ya büyük bir turizm atağı başlatacak. Biliyorsunuz Çankırı, Yıldıztepe Kayak Merkezi, Ilgaz Dağları Türkiye'mizin parlayan yıldızı olacak ve Anadolu'nun en yüce dağı Ilgaz Dağı, ama ne yazık ki bilenlerin, görenlerin sayısı son derece az. Kış turizmi adına ekonomiyi daha da güçlendirmek için burada bulunan kayak merkezimizi hak ettiği noktaya getirmek durumundayız. Şöylesine bir bakıyorum. Yıldıztepe'nin, Ilgaz'ın, Erciyes'ten, Palandöken'den hiçbir eksiği yok. Fransa'ya, İngiltere'ye, Avusturya'ya baktığım zaman oradaki dağlar kış turizminde yer bulamazsınız, yazında yaz turizminde yer bulamazsınız. İnanın ki Ilgaz dağlarını aynı noktaya taşımayı Allah'ım inşallah bize kısmet edecek. Yatırım ve tanıtım olursa Ilgaz'ın ve Çankırı'nın yıldızı daha da parlayacak. Ilgaz ve Çankırı inşallah dünya kamuoyunda hak ettiği noktaya gelecek. Türkiye Değişim Partimizin iktidarında 7 bölge için ayrı çalışma yapacağız. Türkiye Değişim Partisi iktidarında nasıl ki Trakya ile Anadolu'yu birbirine bağlıyorsak tüm bölgeleri de birbirine bağlayacağız. Barış içerisinde, huzur içerisinde, kardeşlik içerisinde bütün yurttaşlarımız inşallah el ele, kol kola ve omuz omuz olacak. Anadolu'ya el veriyoruz. Bugün Çankırı'ya da söz veriyoruz. Çankırı nasıl ki Ankara'nın yanı başında, biz de Çankırı'yı aynı şekilde yakın takibe alacağız. Çankırı'ya bundan sonra daha sık geleceğim. Çankırı'nın ilçelerini, köylerini, mahallelerini Murat Başkanım'la ve ilçe başkanlarımla beraber birebir dolaşacağım. Türkiye Değişim Partisi seçim vakti geldiği zaman görünen, seçimden sonra ortadan kaybolan bir parti asla ve asla olmayacak. Türkiye Değişim Partisi olarak Çankırı'ya her zaman geleceğiz ama değişimle geleceğiz. Farklı projelerle geleceğiz. Çankırı'da hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden Allah'ım izin verirse bütün yurttaşlarımızı kucaklamaya geleceğiz. Çünkü Türkiye Değişim Partisi milletimize yürekten bağlıyız. Çankırı sevgisini de sonuna kadar inşallah en güzel şekilde taşımaya devam edeceğiz. Biz Çankırı'ya sevgi üzerine gönüllerde olmaya geliyoruz. Biz Çankırı'ya inşallah sevgi tohumlarını ekmeye geliyoruz. Şöylesine bir bakıyorum. Bugünkü iktidar yoruldu. Heyecanı bitti. Zayıfladı. Samimiyetten, masumiyetten ve hakkaniyetten
giderek uzaklaştılar. Biz millet aç diyoruz, onlar bakıyoruz ki kanal açıyorlar. Biz işsizlik var diyoruz, onlar kulaklarını tıkıyorlar. Biz adaletsizlik var diyoruz, onlar adam kayırıyorlar. O nedenle iktidarın yelkenleri şu anda suya indiğini görüyorum ve Türkiye Değişim Partisi olarak canla, başla, azimle, gayretle bütün ulusumuzla buluşmaya inşallah ve inşallah devam edeceğiz. Bir kez daha Murat Uyar Başkanıma kocaman kocaman teşekkür ediyorum. Bütün çalışma arkadaşlarını kutluyorum. Sevgili basın mensupları, Türkiye Değişim Partisi olarak Çankırı'daki milletvekili arkadaşımız Çankırı'da oturacak. Salı sabahı Ankara'ya gelecek. Perşembe günü akşam saat 5'te mutlaka ve mutlaka Çankırı'da olacak. Ve Çankırı'da muhtarlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, esnaflarımızla sürekli beraber olacak. Çankırı'da Allah'ım gecinden versin, bir cenaze varsa benim milletvekilim mutlaka orada olacak. Bir düğün varsa mutlaka orada olacak. Bir sosyal aktivite varsa mutlaka orada olacak. Bir köy derneğinin pikniği varsa benim milletvekilim mutlaka ve mutlaka orada olacak. Artık Çankırı'da Çankırı'nın oylarını alıp da Ankara'ya gidip Ankara'da gününü gün etme devrini bitiriyoruz. Türkiye Değişim Partisi kesinlikle ve kesinlikle kararlıdır. Çankırı'da oturmayan hiçbir kimse Çankırı milletvekili kesinlikle olmayacak. Çankırı milletvekili milletimizle beraber olacak. Türkiye Değişim Partisi olarak hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden bütün yurttaşlarımızı bize oy versin, oy vermesin hepsini kucaklayacağız. İnşallah da bütün yurttaşlarımızın yüzünü güldüreceğiz. Türkiye Değişim Partisi olarak Türkiye'nin yararına olmayan hiçbir projeye asla ve asla imza atmayacağız. Türkiye Değişim Partisi iktidarında bireylerin çıkarı değil, toplumun çıkarı en önde olacak. Türkiye Değişim Partisi eğitimde, sağlıkta, tarımda, turizmde, tekstilde, teknolojide en önemli yatırımları yapan parti olacak. Türkiye Değişim Partisi Türkiye'mizin öne çıkanlarıyla, ülkemizi şahlandıracak olan partidir. Türkiye Değişim Partisi Türkiye'mizin siyasal, sosyal, ekonomik konularına en tecrübeli, en dinamik kadrolarla yola çıkan bir partidir. Ötekimiz olmayan bir anlayışla kesinlikle yoldayız ve biz Ankara'da kuracağımız vatan sofrasında her kültürden, her renkten, her inançtan yurttaşlarımız orada olacaklar ve bütün yurttaşlarımızın karnı inşallah ve inşallah doyacak. Ankara'da kuracağımız demokrasi sofrasıyla ülkemize barışı, esenliği en üst düzeye çıkaracağız. Türkiye'de barış ekonomisini uygulayacak olan tek parti Türkiye Değişim Partisi'dir. Biz Türkiye Değişim Partisi iktidarında inşallah bütün yurttaşlarımızla el ele, kol kola ve omuz omuz olacağız. Sevgiyle yollara çıkacağız. Biz aynı zamanda örflerimizi, törelerimizi, geleneklerimizi koruyacağız. Biz büyüklerimize saygıyı, küçüklerimize sevgiyi de hiçbir zaman ihmal etmeyeceğiz. Türkiye Değişim Partisi'nin iki tane görevi vardır. Birinci görevimiz atalarımızın, dedelerimizin, ecdatlarımızın bize bıraktığı ay yıldızlı bayrağı demokratik dünyanın, Almanya'nın, Fransa'nın, İngiltere'nin en üst noktasına taşımak. İkinci görevimiz de Türkiye Değişim Partimizin bayrağını Ankara'nın burçlarında en iyi şekilde dalgalandırmaktır. Bu nedenle bir kez daha Murat Uyar Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Çankırı'da bulunmaktan kurucularımla, genel başkan yardımcılarımla son derece mutluyum. Çankırı'da enerjik, dinamik, koşan, coşan, genç ve dinamik kadroların kurulduğunu görüyorum. Teşkilatım adına da onlardan gurur duyuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet arkadaşlar. Ben bir kez daha bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bizim için mahalli basın son derece önemlidir.
mahalli basın bizim için baş tacıdır. Türkiye Değişim Partimizin iktidarında mahalli basına son derece önem verilecek. Mahalli basının olanaklarını ve imkanlarını en üst düzeye taşıyacağız. Çünkü ulusal basının yazamadığı birçok konuyu mahalli basın ulusumuzla buluşturur. Mahalli basın aynı zamanda o bölgenin sanatıdır, o bölgenin kültürüdür, o bölgenin yöresel yemeklerinin tanıtılmasında, yöresel ürünlerinin tanıtılmasında son derece önemli katkı sağlar. O nedenle mahalli basına önem veriyoruz. Türkiye tarihinde ilk defa sevgili Maksut kardeşimiz mahalli basından sorumlu bizim genel başkan yardımcımız olarak da görevine devam ediyor. O nedenle mahalli basının mutlaka ve mutlaka ekonomik imkanlarını en üst düzeye çıkarmalıyız. Mahalli basın özgür olmalı. Mahalli basın hiçbir milletvekilinin, hiçbir siyasi partinin, hiçbir belediyenin etkisi altında kalmadan görüşlerini ve düşüncelerini kamuoyuyla en iyi şekilde oluşturmalıdır. Benim de teşkilat başkanımdan da ricam söylüyorum. Her yerde ben zaman dahi beni daha sonra arayın. Mahalli basından bir arkadaşımız aradıysa mutlaka ona daha önde cevap verin. Bir başka şey de şu arkadaşlar. Türkiye'nin en demokratik partisi Türkiye Değişim Partisi. Çünkü Türkiye Değişim Partisi kuralını koydu. İki dönem partisini iktidara taşıyamayan genel başkan görevi bir başka arkadaşına bırakıyor. Ve genel başkanı bu delege ağalığına son veriyoruz. Delege demokrasi aldatmacasıdır. Ve ilçe başkanlarımızı ve genel başkanı partiye kayıtlı üyeler seçiyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir genel başkan kendi partiye kayıtlı üyesine güvenemiyorsa vatandaşa nasıl güvenecek? İşte bizim şu anda ilçe kongrelerimiz yapılıyor. İl kongrelerimiz başladı. Ağustos ayında da inşallah büyük kurultayımızı büyük bir coşkuyla, büyük bir enerjiyle yapacağız. Kurultayda değişim programını açıklayacağız. Kurultayımızda birebir siyaseti açıklayacağız. Kurultayımızda gün batmayacak projelerimizi açıklayacağız. Ve Türkiye Değişim Partimizin kurultayı bugüne kadar Türkiye'de görülmüş en demokratik ve en fazla bilimsel içeriği olan Türkiye'nin en heyecanlı ve ülkemizin sorunlarına tek tek çözüm yollarıyla işaret eden bir kurultay olacak. Kurultaylar ve il kongreleri bir siyasi partinin düğünüdür. Bir siyasi partinin mutluluğudur. İnşallah bizim kurultayımız da Türkiye'nin bayramı olacak. Evet, teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlarım. Sağ olun çocuklar. Soru sormak istemez alayım. Evet, zaten birçok konuyu açıkladık. Evet, buyurun. Ben biraz önce Tatlıçay'a baktınız. Siz yıllardır da belediye başkanlığını beğenmediniz. Onu biraz burada açar mısınız? Yok, şöyle. Ben tabii zeminde betonu görünce üzüldüm. Keşke onu ben daha önce Düsseldorf'ta inceledim, Berlin'de inceledim, hatta Paris'te de baktım. O doğal dokuyu, alttaki zemini bozmamak lazım. Bunu bana ben değil de daha çok jeoloji mühendisleri bunu söylüyorlar. Çevre mühendisleri de bunu söylüyorlar. Bizim mesela bir İstanbul'da organize ettiğimiz macera parkımız var. Oradan bir dere geçiyor. O derenin kenarına ufak bir şelale yapalım diye düşündüğümüz zaman dahi dediler ki başkanım bu doğal dokuyu bozmayalım. Keşke doğal dokuyu bozulmasaydı. Oradaki o toprağın da bir güzelliği var. Oradaki o çamurun bile orada çok farklı bir güzelliği var. Kış geldiği zaman yukarıdan sel geldiği zaman oradan o çamur daha renkli bir şekilde akar. Ama doğal dokuydu. O nedenle ona ben biraz üzüldüm. Evet, peki arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Önümüzdeki aylarda bir tam gün Çorum ve Çankırı yapacağız. Önce Çorum yapacağız, sonra Çankırı yapacağız. Burada bir Çankırı'nın ve Çorum'un sorunlarını masaya yatıracağız ve bir başka şey daha yapacağız. Çankırı'daki bütün
arzu eden mahalli basın mensuplarımızı, teşkilat başkanımız şeref verirseniz sizi bir Ankara'ya almak istiyoruz. Ankara'da sizlerle birlikte genel merkezimizde olmak istiyoruz. Hem orada Çankırı'nınla ilgili, Türkiye ile ilgili sormak istediğiniz de bütün sorunları alacağız. Biz de orada sizlere bir Çankırı dosyasını inşallah takdim edeceğiz. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Evet. Hadi. Sağlıcakla gidin. Ara. Şey, Mihalciğim belediye başkanı. Aradım. Tamam. Hadi görüşürüz. Şimdi bizim araba da atalım. Bütün takip edelim. O zaman bizim arabamız da. Doğru. Yanlışlar.